Hollywood'un ve sinema tarihinin en önemli simalarından biri olan Spartacus, Zafer Yolları, Denizler Altında 20 Bin Fersah ve Şampiyon gibi unutulmaz filmlerin oyuncusu Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti. Douglas'ın ölüm haberini aktör oğlu Michael Douglas duyurdu. People dergisine bir açıklama yapan Michael Douglas, "O, dünya için sinemanın altın çağını yaşamış bir aktör ve bir efsaneydi. Ama ben ve kardeşlerim için yalnızca babamızdı. Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeyi bıraktığı miras gelecek nesillere de ulaşacaktır. O, aynı zamanda bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımseverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba, seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Peki, Hollywood'un efsaneleri arasına adını yazdırmış Kirk Douglas kimdir? Gerçek adıyla Ester Danielovich Dembski, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında New York'ta dünyaya geldi. Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek 40 ayrı işte çalıştı. Lise yıllarında piyeslerde rol aldığında aktör olmak istediğini anladı. "Hayatımda her zaman sabit olan tek şey bir oyuncu olmak istememdi" sözleriyle oyunculuğa olan tutkusunu dile getirdi. İlk filmi 1946 yapımı Martha Ivers'ın Sıra Dışı aşkı oldu. Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Paths of Glory ve Spartacus filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmler arasında gösterildi. 3 kez Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın heykelciyi 1995 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü ile elde edebildi. 1996'da felç geçiren ve konuşma yetisini büyük ölçüde kaybeden Douglas, uzun süre gördüğü tedavi sayesinde bu yetisini kısmen kazandı. Hayatı boyunca iki büyük trajedi yaşayan Douglas'ın oğullarından Eric, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına yenik düşerek 2004'te 46 yaşında aşırı dozdan hayatını kaybetti. Büyük oğlu Michael Douglas ise 2010'da kansere yakalandı. Ama tedavinin ardından hayata tutunmayı başardı. Kariyeri boyunca 80'den fazla filmde oynayan Douglas, Hollywood'da ünlendikten sonra "Ünlü olunca siz değişmiyorsunuz, insanlar değişiyor" demişti.